Tantra ve büyü ve büyücülük tarihi. Bu konu hem çok önemli bir konu, hem çok cezzap, hem dolu dolu bilgi bir konu. Bunu biraz ileride detaylı konuşacağız ve açacağız. Çünkü tantra dediğinde iki tane kavram hemen gelir. Bir, cinselliktir, seks konusudur. İki, büyü. Yani genelde tantra dediklerinde şöyle tasavvur ederler. Büyücüdür ya tantra dediklerinde seks hocasıdır. Öyle değil. Ve ben bu tantra ve büyü felsefesi nedir? Tantra neden bu kadar bu açıda, bu konuda hassas ve birçok şeyi ortaya çıkarıyor da koyuyor? Onu konuşmak istiyorum. Ama üç şey var. Tantra, büyü ve büyücülük tarihinde o üç şey o kadar önemli ki ben hep eğitimlerde de konuşmalarımda da buna dikkatle dipnot çekerek söylüyorum. Bu konulara dikkat edin diyorum. Çünkü tantran büyük bir parçasıdır. Büyü ve büyücülük. Bunun bir tarihi var, nedeni var. Nereden geliyor, nasıl? Bu üç konu konuşulması gerekir. Biz bunun devamında uzun soluk konuşmaları yapacağım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Ama bu üç konu, önemli konu ne? Hatırlıyorsunuz, tantra öğretisi karanlık çağın öğretisi olarak tanımlıyor. Tantra beşinci veda olarak tanımlıyor. Dördüncü veda Atharva vedadı. Hatırlatıyorum, tekrar söylüyorum. Atharva veda bildiğin büyü kitabı. Atharva veda bir sürü tanrı ve şeytanları ifadesi caizse onlar bize değil de biz onlara hakim olmak. Ritüeller ve zikirler, yani matrix frekanslar diyorlar, mantralar, onlarla nasıl ulaşabiliriz? Unutmayın, bunların çoğu felsefesinde de bahsetmiştim, tantra felsefede. Bir hedef var, o da insanı evrensel sancı ve acıdan kurtarmak için. Ama tantra, büyü ve büyücülük tarihi, şimdi bu yeni bir defter, biz bunu açıyoruz. O yüzden bilmemiz gerek bunun tarihini. Nasıl, nereden, ne oldu da nereye gidiyor, öğrenmemiz gerek. O yüzden bilmemiz gerek üç şeyden birisi Atharva Veda ki ileride bunu yine de açacağız. Bir daha önemli şey, ikinci önemli şey, yoga felsefesinde ki yoga felsefe okullarında bahsetmiştik. Meditasyon dört katmandı. Hatırlıyoruz, odaklanıyoruz, sürdürüyoruz niyeti ve erimeye başlıyoruz Tanrı anlayışında, yok oluyoruz. Samatya'ya gelmeden önce de bir öğrenci meditasyonda kalsa iyi bir büyücü olur demiştik, hatırlıyorsunuz. Evet, yani Tanrı'ya erimiyor da aşağıya iniyor ve kalıyor orada. Bu ikinci konu ki ileriki seviye derslerimizde, videolarda bunu da konuşacağız. Bir insan o seviyeye geldiğinde hani erimek meditasyonda, Samatya'ya girdiğinde, ben kendi tecrübemden bahsedeceksem, sadece bir yere odaklanıyorsun bu meditasyonda, erimekte. Ve o da hizmetten geçiyor. Yani sen Tanrı olmak istiyorsan, Tanrı sadece hizmet etmek oluyor benim için diye bir meditasyonda kavramı konuşmuştuk. Ama girmiyorsan eğer sen bu erimeye, yani hizmet etmiyorsa, demek ki sen hükmetmek istiyorsun. Yani hizmet kavramını hükmetme, güç peşindesin. O yüzden sen iyi bir yogi değil de iyi bir büyücü oluyorsun. Bu iki konu çok önemli. İleriki seviyede bunları yine de
konuşacağız. Neden böyle oluyor? Ama büyü şimdi cadı olarak da tanımlıyor. Fars dilinde cadu ya cadve ya cadı olarak siz duyuyorsunuz. Biliyorsunuz kime diyorlar? Bu cadu yani tanrı gücünü kullanan kişiye söyleniliyor. Tabii bunu ters yönü de, bu iki yüzlü bir bıçak gibi bir şey düşünün. Ters yönü de kullanılabiliyor, iyi bir yöne de kullanılabiliyor. Genelde bu büyü ve büyücülük, hani mucizevi bir şey göstermek için, aslında Tanrı'yı tanıştırmak için yüksek seviye arifler ve filsuflar bu gücü kullanırlar. Şimdi bunların dalları var. Edebiyatı var, tarihi var, memleketleri var. Bunlar ileriki seviye. Videolarda buraya da gireceğiz. Ama üçüncü önem budur ki, bu tanıştırmak istiyorsak tarihiyle, büyü özelliğiyle daha çok millet dünyevi şeye kullanılıyor. Ama aslı bu büyü şeyi, gücü İrfanda, kendini tanımakta, ya bir seviyedeysen başka bir seviyeye zıplamak için kullanılan tekniklerden ibaret. Maalesef hem geçmiş zamanla hem günümüzde her zaman biz insan olarak yanlış yönlerle kullanma hevesi ve saplantısına sahibiz ve bundan kurtulmak çok zor. O nedenle tantra öğretilerinde kolaylıkla özel dersleri herkese verilmiyor. Bayağı bir zaman ve aşamalardan geçmemiz gerek ki usta öğrenciye özel büyük gücünü kullanmayı öğretebilsin.